Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kaderimde zulme uğrayacağım, gasp edileceğim, sonra öldürüleceğim yazıyor. Katili de yapacak yazıyorsa suçlu kimdir? Suçlu Allah'tır. Öyle oldu. Kaderimde zulme uğrayıp gasp edileceğim, her şey talan edilecek, sonra da öldürüleceğim. Benim kaderim bu. Zalimi de öldürecek diye yazıyorsa suçlu Allah'tır. Haş. Böyle kendisi soru soruyor, kendisi cevap veriyor, sonra faturayı Allah'a çıkarıyor. Böyle kader yok. Böyle bir şey yok zaten. Kadere kim itiraz ediyor? İlk önce onu şey yapayım. Utandıracak günahlar işleyenlerdir. Kadere itirazı olanlar. Başka mazisi iyi olmayanlardır. Yaşadıklarını biliyorsun da itiraz yapıyorsun. Ne yapayım kaderimdir diye mesuliyetten çıkmaya çalışıyorsun. Evet, kaderinden korkan yani geçmişinden korkan şeytan geçmişine yani kaderine itiraz ettiriyor. Şeytan ilk defa kadere itiraz ettiren, beni sen azdırdın diyen budur. Mesela Adem Aleyhisselam'la hadisesi cereyan ettiği zaman yeryüzüne inince Adem daimeden dua ediyorlar. İkisi de dua ediyor. Allah inkar etmiyor hiçbirisi. Allah ile zaten olarak konuşuyorlar. Adem Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi ben kendi nefsime zulmettim. Beni affet. Duası kabul oluyor. Şeytan diyor ki, ben dua ediyor, evet. Dua ediyor, ben beklerdim ki tövbe yapacak bunun gibi. Şeytan da diyor ki, ya Rabbi, beni sen azdırdın, kıyamete kadar mühlet ver. Olayda suçluyu Allah'a çıkar diyor. Şimdi, kader akidesi, inanan Müslümanlara merhameten verilmiştir. Kafirlerin aleminde Allah olmadığı için kaderleri de yoktur. Kaderde konuşmaları hakkı yoktur. Çünkü kader Allah müminlere vermiş olduğu özel bir emniyet sibobudur, tahliye sibobudur. Kafirin kaderden dem vurması hakkı yoktur. Miraç'tan dem vurması, Miraç'tan da soru soramaz, kaderden de soru soramaz. Çünkü kader Allah inancından iki amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri iman edenlerin kendisini inşa edip kendisini varlıkla, varlığın süreciyle, varlığın içinde ve Allah ile ifade etmenin adıdır kadere iman etmek. Kadere iman etmek, iman edenin kendisini tanıma nispetinde Allah'ı ve kainatı yorumlamasıdır kader. Kazaya rızasıdır. Evet, kaza rızasıdır değil. O da var. Sistem içinde ya. Yoksa birisi almış, sen bunu başına gelecek, sen de bunu böyle yapacaksın ya. Bunun başına gelecek ama sen getireceksin. Bu sizin kaderinizdir. Bu düpedüz terbiyesizliktir yani. Bunu Allah'a isnat etmek, bunu kasten ateistler yapıyor. Yani bir kere hükmü kendisi veriyor. Zulme uğrayacağımı ve sonradan öldürüleceğim kaderim değilse Tanrı benim yüzüme nasıl bakacaktı? Utanmadan bu silsileyi kendisi kurguluyor, cevabı da kendisi veriyor, sonra suçluyu da faturayı Allah'a çıkartıyor. Ama Müslümanların da hatası var. Müslümanı başka. Müslümanın hatası da var ama Müslüman buna itiraz etmiyor. Kadere kim itiraz ediyor? Konumuz başka. Müslümanın bir sürü hatası var tabii.
hani suçluyu değil, burada akaidi işliyoruz. Yani bu soru doğru mu? Bu silsile doğru mu? Yok. Bu silsile doğru değil. Şimdi Müslüman hatası var şöyle. Müslümanın hatasından dinden soğuyan insanlar var. Onlara soruyor. Acaba zenginlere kızıp da parada soğuyan var mı? Kastettiğim o değil abi. Yok yok, ben piyasadakini diyorum. Ha. Yani Müslümanlara ve Hacı Hoca'ya kızıp da dinden soğuyanlar. Peki zengine, tamam, kapitalistlere kızıp da paradan ürken var mı, soğuyan var mı? Demek ki bak, Allah'a iman edenler doyuncaya kadar, tatmin olacak kadar delilleri olduklarından olmadığı gibi, Allah'ı inkar edenler delil bulamadıklarından değildir. Allah'a iman etmeye niyet ettikleri için ima, ipucu, işaretler onun için delil oldu. Allah'a inkar etmeye niyet ettikleri için delil, sarih manalar onlara ima oldu. Sen yeter ki beni sevmeye karar ver. 10 tane sebep bulursun. Beni sevmemeye karar ver. 100 tane sebep bulursun. İman etmeye karar verdin mi? İma, işaret, rems, emare, ipuçları sarih bir delil olur. İnkar etmeye karar mı verdin? Sarih ifadeler ima olur. Yani şeyinden, malzemeden değil. Şimdi insanları katledip ne yapalım kaderim, kaderleri öyleymiş diyen tiplerdir bu soruyu soranlar. Yani dikkat edin, Müslümanların itirazı yok burada. Gidiyor katlediyor, zulmediyor ki münazaratta geçiyor bu. Sizin kaderiniz nedir diyor. İngilizler sormuş, papaz sormuş. Sizin kaderiniz nedir benim size zulmetmem diyor. Tamam mı? Üstad onlara çok özel münazarata cevap veriyor. Hani Amerika'da köleler çalıştırıyor ya sana. Allah sizin köle olmanızı istemezseydi sizi zenci olarak yaratmazdı. Siz zenci beni beyaz olarak yarattıysa demek ki seni bana köle etmek için böyle yarattı. Demişler. Ya insanları katledip ne yapalım kaderleri öyleymiş diyen tiplerdir bu soruyu soran. Zavallılar da maalesef kanıyorlar. Hiçbir Müslüman ne yapayım günah kaderimde vardı yaptım demez Müslüman. Allah'a suçlamaz günahından dolayı. Hiçbir Müslüman ne yapayım günah yapmayı kaderimde vardı yaptım demez. Kaderi inkar edenler kaderimdir derler. Kader inkar ettikleri için kaderimdir derler. Hem zulmedenler hem de insan, hem zulmederler hem de insanların inançlarıyla alay ederler. Kafirin imanı olmadığı için Allah'a Celle Celaluhu, inanmadığı için kaderi konuşmaya, kadere ait soru sormaya hakkı yoktur. Bu girişi yaptıktan sonra başlıyorum derse. Hocam Epikürüs'ün bir lafını söyleyeyim mi? He he. Epikürüs. Kim? Epikürüs. He. Epikürüs. Yunan felsefesi. Yunan felsefesidir. Allah inancı yoktur. Diyor ki insanın mutsuz olmasına yol açan şeylerden bir tanesi de kader korkusudur. Hmm. Yani bu mutsuzluğa yol açar. Fakat bundan korkmanın da bir anlamı yoktur. Çünkü Allah yoksa kader de yoktur. Diyor. Evet. Yani kader inancının, Allah inancı olmayan da kader inancı zaten söz konusu olan. Olmaması. Allah yoksa kader de yoktur. Doğru söylemiş. O zaman kaderi inkar eden Allah da inanmıyor. Öyle inanmıyor tabii. Ters mantık olur değil mi? Tabii aynı. Çünkü amentu billah, bak şöyle bir misal vereyim. Amentu billahi, Allah'a iman etmek, ben değil, bir başkası bu. Ona iman etmek. Allah benim dışında bir şey. Öyle mi? Evet. İman emin olmak. Benim dışımda bir şeydir o. Allah'a iman etmek,
Allah benim dışımdadır. Onun için emin oluyor. İman ediyor. Allah benim dışımda bir şey. Allah deyince benim dışımdadır. Belli. Ve melaiketihi. Melekler benim dışımdadır. Bir varlığı vardır, vardırlar. Allah vardır. Benim dışımda. Melekler vardır. Benim dışımda. Ve melaiketi. Ve kütübihi. Benim dışımda kitapları var Allah'a. Ben yokken de vardı. Değil mi? Ve kütübihi ve rusulihi. Benim dışımda bir peygamber var. Bak, iman edenin dışında. Ve kütübihi. Vel yevmil ahiri. Benim dışımda. Bu da benim dışımda. Ve bil kaderihi. Ne demek? Benim dışımda neresi? Hiçbirisinde izah yok. Amentu billahi ve melaiketi izah yok. Ve kitubi izah yok. Ve yevmil ahir izah yok. Ve bil kaderi parantez aç. Hayrihi ve şerrihi. İzah var. Kim peki? Allah benim dışımda. Melekler benim dışımda. Kitaplar benim dışımda. Peygamber benim dışımda. Haşir benim dışımda. Kader benim içimde. Bir hariç yok. Kader iman nereye yani? Bu beş tane iman esasına iman edip kendisini yorumlayan kişinin hayattaki ve varlıktaki bakışıdır kader. Netice. Yani beş tane iman esasının altına koymuş. Netice diyebilir miyiz abi? Neticesi yani. Beş tane iman esasının alemimizde alemleşmesi ve bu alemimizde alemi yorumlamaktır kader. Bütünsel portreyi, resmi bütünsel görmektir. Yoksa böyle bedevi gibi, cahil gibi, kenarda oturmuş böyle, suçlu keçi arar gibi, ona buna saldıran tipler gibi, cahil cühala, ne dediğini bilmiyor, benim işte yazmışsa, zulme uğrayacağım, tecavüze uğrayacağımı, sonra öldürüleceğimi kaderimde varsa, sonra o Tanrı benim yüzüme nasıl bakacak? Böyle bir kader yok ki. Abes Ali. Sen zaten Allah'a inanmıyorsun ki. Böyle bir zulmü ona reva gösteriyorsun. Allah zulmetmez. Her şey doğru söylemiş o filozof. İnsanın ne korkusu? Ölüm korkusu mu diyor? İnsanın mutlu olmasında üç tane korku var diyor. Üç tane korku var. Allah korkusu, ölüm korkusu, kader korkusu. Evet. Allah korkusuyla başlıyor. Allah yoktur diyor. Şey diyor aşağı. Allah yoksa Allah'ın yarattığı bir kader de söz konusu olamaz. O da haşır da yok. Korkar. Ölüme gelince ben varken ölüm yok, ölüm geldiğinde de ben yokum. Niye korkacağım? Ben varken ölüm yoktur, ölüm varken ben yok. Korkacağım. Bir bak bakalım Ersan sen. Her şey, bak şimdi, her şey ya neticeleri itibariyle ya da bizzat güzeldir. Asene küllü şeyin halakahu, ya bizzat bir şey güzeldir, ya neticeleri itibariyle güzeldir. Mesela, gül bizzati güzeldir. Gübre neticesi itibariyle güzeldir. Güzelliği barındırıyor. Tamam. Hiçbir şeyi göründüğü gibi değerlendirme, en azından o olayların öncesi ve sonrası var de. Her şeyin, mesela, İnsana ve kainata yapılan bir muamele, olayın siyah ve sibakı var. Evveli ve ahiri var. Hazır zamana muptela olan insanlar olayları değerlendiremezler. Yani zorlanır. Çünkü biz gündelik yaşadığımız için hadiseleri gündelik yorumluyoruz. Önünü arkasını bilmiyoruz. Oysa kainatta bir sistem çalışıyor. Bir sistem çalışıyor. İnsanın mazisiyle ta sonsuz ebede doğru istikbaliyle işleyen bir sistem, bu sistemin içinde çalışan biziz. Biz de çalışıyoruz. Yani bir olayın başı var. Mesela diyelim ki yerde mikrop çıktı. Ya bir şey var yani, bunun mazisi var o hale gelene kadar. Bir de başına bir şey gelmiş. Bir sürü günahlarım var vesaire. Bak Müslüman'a ümmetsi bu. Yani ahiretsiz dünyayı
dünyayı ahiretsiz izah edemezsiniz. İzah edilemez. Mesela diyeyim şu an. Armut'u gösteriyorum. Bu nedir? Kırmızı değildir. İzah mı yani bu şey? İzah değildir. Armut'u gösteriyorum. Bu armut nedir? Şeftali değildir. İzah değildir. Gösteriyorum bunu. Güneş değildir. Armut armuttur. İzah değil. Evet. İzah değil yani. Peki eşyayı eşya ile tanımlarsınız. Bir kimlik verirsiniz. Ama hakikatine varamazsınız. Değil yani. Ha o zaman dünyanın içerisindeki her şey böyle iken dünyayı da kendisini kendisiyle izah edemezsin. Edemezsin. Hariç bir şey olması lazım. Ölüm geldiğinde ben yokum izah değil yani. Değildir. Çünkü ölüm geldiğinde ben yokum, yani burada yokum, başka yerde varsın. O kaçıştır. Çünkü şeylerde yaparlar. Yok şimdi ben özür dilerim. Allah yoksa kaçış da yok bakın. Tutarlı adam. Evet, ha, Allah yoksa. Bir peşinden geliyor. Kader yoksa. Ha tamam doğru. Ölümden sonra hayat da yok. Yani. Ha başta Allah yoksa. Evet tabii ölümden baş oradan evet. Geliyor. Ölümden sonra hayat da yok. Dolayısıyla ben de yokum. Ölüm geldi. Doğru. Ben yokum. Allah yoksa doğru. Hiçbir evet. Şey yoktur. Ölümden sonra ben yokum. Ben evet. Varken de ölüm yok. Başı tabii kazıya doğruysa. Evet tabii yani şimdi başa haksızlık yapmamak lazım. Evet. En azından o olayların öncesi ve sonrası var. Bir de her şey donmuş enerji paketleridir. Her şey bunlar. Eşittir mc kare. Donmuş enerjidir. Enerji nedir? Esirdir. Esir nedir? Esma-i Hüsna'nın cil ve cemal nakşidir. Daha aslı nedir? Nur-u Muhammed'idir. Daha aslı esmadır. Yani böyle süreç gidiyor. Yani bir yerde bitmiyor. Mesela Big Bang'de en büyük darbe ateizme, inkarcılığa vurdu. Madde esastır. Onun daha ilerisi gerisi yok. Karşı budur. Bunun üzerine kurulmuştur. Oysa maddenin altına varılınca ha demek olay burada bitmemiş. Başka bir şey de var. Başka varlık da var oldu. Her yani, şey efendim abi. Ama bunu da en iyi yine ateistler kullandı yine. Big Bang'i. Terste kullandı değil mi? Kendi lehlerine kullandılar yani. Evet. Hala da kullanılıyor. Kullanılıyor. Bir de her şey donmuş enerji paketleridir. Biz bu enerji paketinden olan bedeni kullanıyoruz. Üstad Hazretleri ayeti kübrada Allah'a ve ahireti veya iman esaslarını ispatta kainatı kullanıyor. Yöntem. Varlığı kullanıyor. Ta semadan başlıyor. Semalara, bulutlardan, yağmurdan, nehirlerden, dağlardan, denizlerden, balıklardan böyle o varlığı kullanıyor. Biz bu enerji paketinden olan bedeni kullanıyoruz. Bu bedeni. Donmuş enerji. Nasıl ki gübre zahirde pistir. Ama başka birisine ki bitkilere şifadır. Aynen bunun gibi de bazı hadiseler hariçte olanlara ve kişinin kendisine şer gibi görünüyor. Fakat onun başka bir tarafına, başka bir şeyine şifadır. Misal, zahirde hastalık şerdir. Ama ruhun kemalatıdır. Ruh tasafi ediyor, yumuşuyor. O despotluğu, kanaatsızlığı, doyumsuzluğu, uyumsuzluğu ha, gidiyor. Böyle acayip oluyor. Eşik alıyor. Zulme uğramışsın, zahiri şerdir. Ahirette bu insan velidir. Ama Allah, ey zalim sen bunu yap, değildir. Allah yap emri değildir kader, yapacak bilgisidir. Usta diyor ki kader ilim nevindendir, kudret nevinden değildir. Kader yap değildir, yapacaktır. Haşir meydanında ver kaderinizin hesabı yoktur, ver yaptığımızın hesabı vardır. Haşa metodolojinin yağmuru önceden bilmesi gibi. Gibi, evet. Meteoroloji mi yağmur yağdırıyor? Evet çok güzel. Yağacaktır. Yağ demesi değildir meteorolojinin. Zulme uğramışsın zahiri şerdir ama ahirette velidir. Ama bunu da Allah inşaat yönde veriyor. O zalimi zulmüne uğradığın için.
Yoksa o zalim Allah'ın düşmanıdır. Dünyevi hadisenin dünya ile izah edilemez. Zira dünya öncesiz ve sonrasız değildir. Öncesi Allah, sonrası ise ahirettir. Yoksa mantıksız olur ya. Yani bu dünya nedir? Sonu hiç. Sonu hiç olanın başı var olur mu? Gereği zaten. Fiziğe zıttır ya. Başı hiç. Sonu hiç. Ortasında varlık var. Evet. Çok tuhaf ya. Böyle diyorlar abi. He? Böyle diyorlar. Buna ne diyorlar? Ben... Hasan Hoca'nın bakış açısıyla yaptığı bir şey. Bilmiyorum yani bu bakış açısıyla bir şey söyledi. Onu bilmiyorum. Evet. Çok yani varlığın arkası yok dünyanın. Nedir o? Allah yok. Hiç. Allah yoksa hiç. Varlığın arkası yine varlık. Varlığın arkası varlık. Ne varlığı var? Hep var. Hep var. Hep. Yani baş, bir yerde baş yapmamış. Big Bang'e kadar yok. İşte Big Bang'den sonra değişen tamam, anlayış var. Tamam Big Bang durdu. Ya bin, hayır, kastettim. Big Bang 1930'lar değil mi? Evet. Bin, yani 1930 yüzyıldan ta milattan önce 2000'li yıllara kadar ki materyalist varlık anlayışı şunu sanır. Varlık hep vardı. Başı yok ya. Başı yok. Hı. Çünkü başı koyarsan Allah diyeceksin. Başlatana da koyman gerekiyor. Hı. O yüzden varlık hep vardı. Ezelidir demiş. Ezeli olan maddedir. Hı hı. Yani bu Big Bang'e kadar böyle. Ezeli olan maddedir. Big Bang'te başladı ki meğer sıfır zaman, sıfır madde, sıfır mekan, evet. Sıfır hacimde her şey yeni sıfırdan başlamış. Sıfır. Yani sıfırdan başlamış. Nerede sıfıra yakın hacim değil mi? Evet. Sıfır hacim sonsuz kütle. Sonsuz. Sıfır hacim sonsuz kütle. Evet. Sıfır hacim sonsuz enerji. Evet. İşte ha, tamam demek ki madde her zaman yoktu ama öncesinde de şu vardı. Bilim bir gün onu da açıklayacak inancı bilimperestliktir. Hasan abi yani bir soru sorabilir miyim? Şimdi de şu var, şu anlayış var. Yani bir, sizin de izah ettiğiniz gibi yani bütün bu olan bitenin kötülüğün hani insanın yaptığı, insan eliyle cereyan eden kötülüklerin sebebi Allah'tır. Çünkü Allah hani yaptırtmıştır kaderi. Madem ki sen kadere inanıyorsun. Demek ki bunun sebebi de Allah'tır inancı var, onu anlattınız. Bir de şöyle var, yani insanı, insan mevzusunu konunun dışında tutup, dünyanın kendisi zaten kötüdür. İşte mesela güçlü olan, büyük olan balık küçük balığı yutuyor. Ona haksızlık ediyor. İşte güçlü olan bir hayvan, güçsüz olan bir hayvana eziyet ediyor. Güçlü olan bir bitki, güçsüz olan bir bitkinin güneşini engelliyor. Yani özetle dünyanın kendisi de kötüdür. Bu kadar kötü bir dünyayı Allah niye yarattı? Soruyu anlatabilir miyim? Anladım. İşte öyle değildir. İşte böyle bir anlayış da var. İşte Allah varsa, buna cüret eden de var. Allah varsa, bunu ona sormak isterim. Bu kadar kötü bir dünyayı sen niye yarattın? Kötülükler, çirkinlikler cüz'idir diyor. He? Kötülükler, şerler cüz'idir diyor. Yani evet. Mikyas olsun diye ki. Dereceler oluşsun diye. 17. sözde anlatıyor değil mi? Şer cüz'idir. Şeri kaldırsak mertebe olur mu? İyi mi olur? Değil tebeidir Hasan abi. He? Maksat değil tebeidir diyor. Evet tutmayı şerbi oku bakayım. Dolayısıyladır diyor. Şer, kıbı, çirkin, batıl, fenalık, hirkat-ı kainatta cüz'idir. Maksat değil tebeidir. Dolayıdır. Ver bakayım. Versene. Ver. Yani görüyor tabi koca bütünlük içinde mesela varlık yoktu. Şimdi beni Mut Bey Şamim'i getirir misin? Varlık yoktu. Tamam mı? Var yoktu. Şimdi bunları vücuda getirmek kadar büyük iyilik olur mu? Hiçlikten vücuda çıkıyorsun. Bu bir iyilik. Bunu görmüyor. Bütün sistem nizamla devam ediyor ve insana hizmet ediyor. İnsana bakıyor. Mesela güzel bir gül, o güze bir mana ifade etmiyor. Şimdi bunu da bir haksızlık olarak görüyor. Niye? Yani niye insan? Ha insan, çünkü kainatın çekirdeği olduğunda, en değerli olduğunda. Niye insan derken açıklama değil burada arzu edilen.
Yani niye bütün bir kainat, evren, bütün bir canlılar neticede insana hizmet etsin? İnsan da onu anlamlandırdığı için. İnsana hizmet derken, insan bundan yiyecek, kesecek, ondan sonra bunu ona kesecek, onu araba yapacak için değil. Ne derim? Onu anlamlandıracağı tek yegane mahluk olduğu için. Mesela sen bir yere gittiğin zaman seni anlayan, seni anlamlandıran, sana değer verenlerle beraber mi olmak istersin? Sana düşman olanlarla. Ya da anlamayanlarla. Anlamayanlarla. Senin mesela o zaman yalnız olursun o kadar kalabalık. Şimdi bu kainat insana hizmet ediyor derken kesip doğramak manasında değil. Anlamlandıran ve anlama koyan. Ona değer veren, yüceltendir insan. Mesela madem ben nebati hayatım, nebatlar hayvanlar, insanın şeyi sürekli tekemmül var. Evet, 24. mektupta da oldu ama konumuz değişecek ama bunu okuyayım bir daha. Şer, kubh, çirkinlik, batıl, fenalık, filkatte kainatı cüzidir. Bir kere, küllisi nedir? Yaratılmaktır. Yoktu, var oldu. Ondan daha büyük iyilik yoktur. Var oldu. Ben mesela imandan sonra yani var olma şuuru var ya bilinci. Ben varım diyebilmem kadar benim dünyamda daha büyük nimet yoktur. Ben kendi alemim. Ben varım diyebilmek. Bundan öyle bir lezzet alıyorum ki bilemezsiniz yani. İmandan sonra benim için en kutsi lezzet var olduğumun şuurunda olma. İşte diyor ki şer, kub, çirkinlik, batıl, fenalık, filkat-ı kainata cüzidir. Maksup değil, tebeidir ve dolayısıyladır. Yani mesela çirkinlik için kainata girmemiş. Niçin girmiş? Belki güzelliğin bir hakikati çok hakikatlara inkılap etmek için çirkinlik bir vahid-i kıyası olarak hılkate girmiş. Çünkü mutlak bir cemal var. Mutlak bir cemalin yanında mutlak yani çirkin olmaz ki. Mutlak çünkü yani. Evet, doğru. Değil mi? Şimdi mesela şey yapmış. Kadıköy Belediyesi yapmış. İçin gördüm meydanı. Ha, güzel bir bahçe var. Bahçe var. Kimse ilgisi çekmez. Gitmiş yamuk yumuş nizamdan intizamdan çıkmış böyle şeyler yapmış böyle. Kayalıklar, mayalıklar falan, ırmaklar. Onun ortasına. O kadar çirkin ki. Niye koymuş? Oranın güzelliğini artırmak için çirkinin çirkinliğe ihtiyaç var. Yani evet. Dünyada eğer kötülük varsa bunun sebebi kötülük olsun diye değildir. İyiliğin ve güzelliğin anlaşılması için. Anlaşılması için. Vahid-i kıyasidir. Buna mukabil biz ondan zulüm yapıldığı anlayışı kendimizi onun yerine koymaktan kaynaklanıyor. Aynen öyle. Çok asıl mevzu da o. Evet. Yani mesela şöyle deniyor. Yani Allah her şeye kadir olan bir varlık olarak isteseydi bize güzelliği dolaysız olarak da gösterirdi. Yani kötülükle güzelliği göstermek durumunda kalmayabilirdi. Maksadı madem ki maksadı kötülük değildir. Kötülüğü yaratmak değildir. Madem ki her şeye de kadirdir, o zaman kötülüğü hiç yaratmadan da bize iyiliği gösterebilirdi. Yani kader konusundan geldik buraya da yine aynı bakış açısı, aynı düşüncenin yaptığı itirazlardan veya da savunmalardan bir tanesi de bu. Bir daha söyleyeyim mi abi? Tekrar anladım. Çok, yani çok esmanın iktiza etmesinden kaynaklanıyor. Tabii. Şimdi mesela güzeli güzellikle ancak varlıkları bilinir. Mertebeleri bilinmez. Mesela celalle cemal. Mutlak hayır diyor bak. Mutlak, mutlak hayır. Mutlak hava var şimdi değil mi burada abi? O zaman havası yok ya hiçbir yerde. İşte aynen öyle. Yani şöyle. Güzel hep güzeller olsa. Güzeller tek tek güzellikler olur. Hayat donuk olur. Varlık donuk olur. Peki çirkinlikler ne işe yarıyor? Her bir güzelin meratibini oluşturuyor.
Mesela soğuk olmadığını kabul et. Sıcağın mertebesi yoktur. Karanlık ve zulmet olmasa nurun mertebesi bilinmez. Hastalık yok. Şafi ismi mesela. Onu iktiza ediyor. Açıklama güzel. Fakat itiraz da güzel. Farkındasın değil mi? Tabii canım, felsefe dünyası. İtiraz da güzel. Allah kadirse yine güzelliğin mertebelerini bana göstermek için yine çirkinliğe ihtiyaç duymayabilir. Çok güzel. Eğer güzeli güzellikle gösterse ve mutlak anlaşılacaksa insan mahluk olmaz, halik olur. Mahlukiyetin özelliğidir. Halik olur. O zaman insan denen bir şeye bir şey olmaz ki, panteistlerin dediği gibi insan tanrı olur. Sonuç itibariyle insan değildi yani. İnsan olmaz. Güzel, yani inanmak için sebep çok, inanmamak için de sebep çok. Çok. Allah çok adil. Aynen öyle. Biraz da getireyim. Bak şimdi bir daha söyleyeyim onu. İnsan, hani senin bir sözün vardı ya, bir felsefeci. Olmakta olandır. Tamam. İnsan devamlı terakki ediyor. Değil mi? Evet. Olmakta olan. Bu terakki etmesinin zemberekleri, sebepleri olması lazım. Eğer bu sebepler tek boyutlu olsa insan terakki etmemesi lazım. Etmez. Etmeyince insan o zaman mutlak kemal bir varlık olması lazım. O zaman ilah olurdu. İnsanı ilahlaştırır bu. Son mertebede, yani güzelliğin hiçbir mertebesi yok. Son mertebe, mertebesiz mertebe insan. Öyle ya, Allah kadirdir. Mertebesiz mertebeye varmış. Rahman'ın, Rahim'in, Kerim'in, Şafi'nin. Hayır, söylemek şey bu değildir. Mertebesiz mertebeye varmış değil. Allah isteseydi çirkinlikle, yani çirkinlik dediğimiz şeyleri var etmeyerek de güzelliği mertebelendirirdi. İşte o olmuyor o zaman. Mertebe oldu. Zaten var o mertebesiz mertebe. Nedir o? Esmadır. Esma Allah değildir. Allah'ındır. O var zaten. Kalkı şer değildir diyor ya. Evet. Allah şer yapmıyor yani. Şer değil. Yaratarak şer. Mesela şöyle olmuyor. Düşün. Hiç hayır yapmayan bir mahluk var. Şeytan. Hiç şer yapmayan bir mahluk var. Melek. Hiç hayır, hiç şer yapmıyor. Hayvan. O mertebesiz mertebe işte. Bir mertebede durdu. Ama hem hayır hem şere cami olan insan. Mesela bir örnek daha verir misin? Hoşunuza gidiyorsa yani. Fazla araya girmek istemiyorum. Felsefeci bir felsefe toplantısında bir profesör şunu söyledi. Ya dedi, Allah dedi niye böyle yarattı ki dünyayı dedi. Yani mesela beni uçabiliyor yaratması gerekirdi. Ben öyle olsaydı o zaman kendimi mükemmel görürdüm. Uçamadığıma göre ben mükemmel değilim. Dolayısıyla insan en mükemmel varlık değildir. Bunu ben nasıl kabul ederim diyor. Uçabilseydim bunu kabul edebilirim diyor. 3 Mayıs'ların olması mükemmeliyetini göstermiyor mu? Ha öyle. Şimdi ben de şunu düşündüm şimdi mesela. Kuş uçabiliyor. Güvercinin uçabilmesi için güvercinin, dikkat ettiniz mi kafesine, göğüs kafesine kuşların? O kanatları çalıştıracak göğüs kasları gerekiyor. Bu göğüs kasları da vücudundan ne kadar ileride, kafasından ne kadar ileride? Çok haberli. Evet, değil mi? Şimdi mesela bizim gibi bir insanı taşıyacak bir kanat düşünün. O zaman bizim göğsümüz nerede olur? Ya. Şimdi bunda besleyecek bir zaman lazım olur. Biz günde 3 öğün, 4 öğün değil mi? Yemek yiyerek, yani vaktimizin yarım saatini, 20 dakikasını yemeğe ayırarak mevcut bünyemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Ama uçabiliyor olsaydık 24 saatini, 18 saatini beslenmekle geçirdik. Evet. Fakat neresi mükemmellik? Evet. Bunu gene geri kalmamış Cenab-ı Hak. Uçuyor. Fıtratında uçma kabiliyet istidadını vererek uçakla uçuyor. Yani şimdi felsefeci itiraz ettiği şeye bakın. Bak şimdi ben 18 saatimi, mesela hayvanları görüyoruz değil mi? Kuşlar sürekli besleniyorlar. Devamlı yiyor. Değil mi? Çünkü o vücuda
o enerjiyi ancak öyle karşılıyor. Ya. Şimdi ben de uçabilseydim, ben de kanatlarım oluşsaydı, istemem arkadaş, ben günde 20 saat yemek yiyecektim yani, yok istemem yani. Bir tanesi bana dedi ki, Allah'ın dedi sanatı neresi güzel dedi, Kadıköy Belediyesi'nin felsefe genişliğinde. Bak dedi, kedi uçamıyor dedi. Gelirken dedi, yağmurda kenardaydı dedi falan. Lastiğin altındaydı, arabadan kovdum dedi. Uçabilseydi kaçacaktı dedi. Dedi tamam mı? Neresi dedi mükemmel dedi. Üzüldüm ben dedi. Uçabilseydi kaçacaktı dedi. Kaçamadı dedi araba. Buradan araba gitsin. Dedim ya, kediye kanat verseydin dedim, peki havadaki kuşlara ne verecek? Ama kuş kalmazdı. Havada kuş kalmazdı. Ya acayip bir şey. Kalır mıydı? Şimdi bitireyim. Şer hatta şeytan dahi beşerin hadsiz terakkiyatına musabaka ile vesile olmak için beşere musallat edilmiş. Bunlar gibi cüzi şerler var ama cüzidir hayran içinde. Çirkinlikler, cüzi şerler, çirkinlikler külli güzelliklere, hayırlara vesile olmak için kainata halk edilmiş. Var. Cüzi şer var, cüzi çirkinlik var. İman edenle etmeyen niyet buradan başlıyor. Niyet etmemekse cüzi şeri, cüzi çirkinliği görüyor. Ona bakıyor. Oysa mutlak güzellik, mutlak hayır, darul ahirettir. La radefi dünya ile darul ahiret diyor. Tamam mı? Bak burada diyor ki ne güzel demiş. Bunlar gibi cüzi şerler ve çirkinlikler var. Var tabii. Ama niçin var? Külli güzelliklere, hayırlara vesile olmak için kainatta halk edilmiş. Ama insanın mutlak güzelliği, mutlak hayrı, mutlak en kemali ahirette olacak. Ve mutlak en çirkin. Evet, mutlak en çirkin. Yani insanın fıtratının o istediği o doğru. Böyle bir istek var insanda. İşte kedi uçsun, ben niye kanadım yok. Böyle bir varlık alemi de Allah için daha bitmedi olay. Yani o burada, insanı burada bitiriyor. Oysa biz burada daha yeni başladık. İlkokul çocuğuna gitmiş, daha okula gidiyor diye. Oğlum şu tıp kitabını okusana. Niye? Ben okuyamam diye. Mektebe gidiyorsun diyor. Mektebe gidiyorum ama yeni başladım. İnsan denilen sistem, alem-i şehadette daha yeni başladı. Daha berzahı var, daha şir var, ebedi var yani. Abi son olarak bu tartışma, yani dünya iyi midir, kötü müdür? Dolayısıyla dünyayı yaratan iyi midir, kötü müdür tartışması. Yani bir uzun bir süre tartışılan bir konu. Voltaire diye bir şey var, Fransız var. Bir kurgu yapıyor bir roman. Voltaire. Bu romanın başındaki romanın kahramanın başına her türlü kötülük geliyor. Soyuluyor. Ülkesi yerle bir ediliyor, yakınları öldürülüyor, köle oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Romanın sonunda, bu roman kahramanı, yani bu teşbih yapılıyor burada, İstanbul'da bir kiraz bahçesinde çalışmaya başlıyor. Ömrünün artık son zamanı, yani ömrünün 50-60'ı kahramanı geçiyor. Kitap şöyle bitiyor. İşte nişanlısına diyor ki, ya dünyaların en güzelinde yaşıyoruz. Bütün bunlar başımıza gelmeseydi, bu kiraz bahçesinde yıldızları izleyen kişiler olabilir miydik? Şimdi Voltaire bir cevap veriyor. Yani haşa, Allah kötüdür, kötü olmasaydı kötülükleri yaratmazdı. Diyenlere bir cevap veriyor buraya. Bütün bu kötülüklerin sonunda eğer istersen sen, yani o romanın kahramanının başına gelen gibi, o hikayedeki gibi, istersen sen bütün bunlara rağmen dünyanın en güzel olduğunu söylersin. Ki o kahraman onu söylüyor. Yani romanın kahramanı. Olabilecek dünyaların en iyisinde yaşıyoruz diyor. Bütün bu felaketler olmasaydı bugün bu kiraz bahçesinde yıldızları izleyen olmazdı. Kıyas yaptı değil mi? Niyet. Evet. Niyet, yani başta konuştuk ya, niyet. Niyetin ne senin? Güzelliği görmek mi, kötülüğü görmek mi?
İşte, İman etmek mi? İşte bu, etmem. Şimdi burada çok az bir şey diyor bak. Bunlar gibi cüz'i şerler, çirkinlikler, cüz'i, şer ve çirkinlik var. Küllü güzelliklerin hayırlara vesile olmak için kainatı halk edilmiş. Adam buna bakmıyor. Külliye bakmıyor. Gidiyor cüz'iye takılıyor. Hem kendisini mahvediyor. Hem kendisini dinleyenleri de mahvediyor. Peki Hasan abi, mudil esması olmasa esmalar olur muydu? Nasıl? Mudil esması olmasa esmalar olur mu? Bizim için olmazdı. Mudil yani şeytan. Bizim için esma olmazdı. Kainat da olmaz. Yani bilinmez yani. Peki. Maksat kemalat diyor mesela. İşaret diyor. Maksat kemalat diyor mesela. Evet. Maksat ki insanın kemalat kazanması. Kemalat, ama kemalat varsa karşında şey de olmaz. İşte o soruyu şey öyle sormuş mesela. Hani kudret diyor, bu kemalat mertebelerinin sebeplere ihtiyaç olmadan, kudret sonsuz ya, o kemalatı bana verse, o kemalatlar birbirine eşit olduğu zaman insan demeyeceksin o zaman. Başka bir şey diyeceksin. Adam diyor ki o kemalat. İnsan var. Olmakta olandır çünkü. Bir de abi o zaten bana göre mükemmel, bana göre güzeli yargılıyoruz şu anda. Bana göre dünya en güzel nasıl olur? Ben hangi mantıkla bunu yargılıyorum ki? Güzeli yaratanın hikmetini ben anlamış olmam lazım ki ona güzel ya da çirkin deme hakkım olsun. Hı. Daha o hikmeti anlamadan ona güzel deme hakkım yok zaten. Zaten bir şey niçin güzeldir? Hakikatına hizmet etme nispetine güzeldir. Bir şey niçin çirkindir? Hakikatına zıt olduğu için. Yoksa ben ona çirkin dediğim için çirkin değil. Hı. Mesela kendi mantığına indirdi. Tabii mesela bir şey niye güzeldir? Bana geldi, benim menfaatımı giderdi, açlığımı giderdi vesaire vesaire şu. Ama bir başkası için benim güzel dediğim şeye çirkin olabiliyor. Peki, mutlak hayır var mı? Mutlak güzellik var mı? Mutlak Allah'ta var ancak. Mahlukta mutlaka eksiklikler var. Niçin var? Ya zaten bir kere temelde mahluktur yani. Yaratılmıştır, yaratılmak eksikliktir zaten. Mesela abi, siz adili hakimsiniz. Ben de suç işliyorum. Sen bana ceza veriyorsun. Ben diyorum ki ya bana ceza vermesen de adil olsan. Ya nasıl olacak bu? Evet. Hem bana ceza vermeyecek hem de adil olmanı istiyorum. Nasıl olacak? Hem adil olsun. Hem de bana ceza vermesin. Evet. Peki biraz da devam edeyim. Zulme uğramışsın, zahiri şerdir ama ahirette zahiri cüz'ü bir şer. Bunlara sanki bu Allah ona emretmiş tövbe estağfurullah. Allah zalimin düşmanıdır diyor. Sen zalime Allah yap demiş diyor. Bak ben diyor zulme uğrayacağım sonra öldüreceğim diye kaderimde yazmış. O diyor katile de yap diye yazmış. O zaman böyle bir şey olur mu ya bu? Kim inan? Yani sen bunları nasıl diziyorsun? Hiç bunu tanımıyor musun yani? Yani nerede gördün böyle bir şeyi? Zulme uğramış olanlara Cenab-ı Hak inayet hassasını gönderiyor. Zalime de diyor, ondan sonra cehennemle tehdit ediyor. Ama zulme uğrayana da diyor, velilik veriyor. Dünyevi hadisenin dünya ile izah edilemez, ne yaparsa yap. Kafaya takarsan inkar etmemeye, var yani sebep var. Çünkü cüz-i şer, cüz-i çirkinlik var. Eğer onu esas alırsan, her şey külli olur. Yani cüz-i şer'i alırsan her şey şerdir. O adamın dediği gibi. Niye kedinin kanadı yok? Doğru. O noktada bakarsan sağa kaçacak dedi, üzüldüm dedi. Otoman. Sola kaçacak şey diyor. Arada araba sokak geçiyor. Kedi kaldı diyor. Ben de çıkacağım diyor. Darlattım diyor. Lastiğin altına çıkamıyor. Ya diyor. Bunu güya gündeme getirdi felsefede. Keşke dedi kanatı olsaydı. Uçabilseydi ama bir tabir kullandı. Olmayan tanrı böyle bir farz etsek varsa uçsaydı diyor. Olmayan tanrıya sesleniyorum diyor. Olmayan tanrıya sesleniyormuş. Uçsaydı. Ondan sonra kuşlar ne yapacak? Şimdi dedi izin istedim de düğme var onayladım. Ya, sakın cevap manasında değil. Yok, sizi destekleme manasında kullanacağım dedim. Tamam buyurun dedi. Kediye dedim kanat olsaydı semadaki kuşlar da zulüm değil midir diyecekti. Kediye kanat taktın. O zaman bize niye kanat taktın? Dünyevi hadiseler yani izah. Bir şeyi kendisi kedi
kanatla izah et. Olmaz. Kedi kuşla izah edeceksin. Kedi semayla izah edeceksin. Adam bir de şey demişti. Aslında kediyi kediyle izah edeceksin. Evet. Hani adam eşeğin... Kedi kediyle evet. Bir tanesi. O da Allah dedi madem merhametlidir dedi. Niye dedi zulmediyor? Bu da öğretmen. Eşek. Eşeğin niye zulmediyor? Eşeğin için zulmediyor. Niye yük yükletiyor bu kadar ağır dedim ki, dedi ki ya dedi Allah dedi eşek yaratmayabilirdi dedi. Yani istediğim zaman odun gelebilirdi vesaire. Bizim eşek vardı diyor, tamam mı? Böyle bir tarih hocamız anlatıyordu bunu. O sınıftaydık. Tarih mani yapmıyorduk yani. O inkarcıydı. Dedi ki onu da izah et dedi Hasan Paki dedi. Bizim eşek vardı dedi. Ondan sonra odun taşırken dedi ayakları geriliyor dedi. Acırdım dedi. Allah eşeği eşek olarak niye yarattı? Niye taşıyor? Dedi tamam. Zulüm değil midir dedi. Dedim ki hocam gözün lezzeti bakmaktır. Lezzeti o. Kapatsan o yoruldu kapat. Bu gözü zulümdür. Kulağın lezzeti çalışmasıdır. Kapatmak zulümdür. Dinlensin demek değil. İşte eşeğin de lezzeti yük taşımak için yaratılmış. Ama sen kendini insanlıktan çıkarttın, eşeğin içine girdin, ceset, eşek, ruhse, eşek oldun. Ulan bu yük nasıl taşınır? Zulüm hissediyorsun. Oysa eşek ondan lezzet alıyor. Bir kuvve kabiliyetlerini hadiselerle bir fiil. Tabi sinirli. Bir şey diyeceğim. Ama bayağı sinirlendi. Dedi bir yüzümü yıkıyorum dedi. Sanırım Teres'e şey demiş abi demiş biz maymuna girdik demiş. Tabi işte olmuş bu. O da demiş ki Adem sana da benziyorsun demiş maymuna diyor. Kızmış adamı niye bana maymun diyorsun diye. Nietzsche'nin bir sözü var hocam. Deve kaldırdığı yükle mutlu olur diyor. Çok harika. Bir daha söyle. Kaldırdığı yükün ağırlığıyla mutlu olur. Evet. Yani mutluluk neydi? Hat neydi? Hakikat neydi? Bir şey aslına hedeflenir. Aslına doğru seyahat ederse onun mutluluğu lezzeti odur. Ve doğru nedir? Hakikatine hizmet ederse. Bir şey daha. Bunda mesela yani konuyu açıyor. Bırak bir şeyi eşek yani eşek bu. Yani ya da deve. Değil mi? Şey Mehmet Yatın. Bir şey soracak. Birçok köle azat edildiği halde kendisinin efendisine daha az bir ücretle satmıştır. Amerika'da bir siyahları yapmış ha. Yok yok. Yani Amerika'da siyahlar başkaları da yani çünkü o onun bilinci o. Yani kölelik bilinci dediğimiz bilinç o ya. Ya ben özgür ne yaparım? Bu adam benim iyi kötü bir yiyeceğimi veriyordu. Barınağımı veriyordu. Ya ben bunu doğrulamıyorum yani. Bilincinden bahsediyorum. Yani. Fıtrat olmuş. Yani fıtrat demek evet. Yanlış da bilinç. Anlayış. Evet. İyi kötü. Yani birçok köleliğin kaldırılmasına karşı çıkmıştır. Kölelik kaldırılırsa ben özgür olursam ben ne yapacağım? Şimdi biz bunu yargılamamız kolay. Demin orada kardeş söyledi ya güzel söyledi. Bizim bunu onun dışında durup yargılamamız kolay. Yani acımamız da kolay. Ama onun pencereden bakmamız zor. Evet. Onu söylemeye çalışmışsınız. Bu insan neden eşek olunca anlamak zor. Ruh insan. Şimdi aslanın ruhunu koyuna koysan üstad der. Aslanın ruhunu koyuna, koyunun ruhunu aslana koy. Şimdi aslanın ruhunu koyuna koydu. Parçalamak isteyecek. Pençesi müsait değil, dişi müsait değil. Aslanın ruhunu da koyuna koy. Otlayacaktır, dişi müsait değil. Aslan geliyor şimdi. Allah Allah. Ne tuhaf. Allah ruha göre ceset, cesete göre ruh veriyor. Bir de yaptığı vazifeye göre sistem yapıyor. Ama bu sistemden sonra ben sana burası ücretler memleketi demiyor. Mükemmellikler memleketi demiyor. En mükemmellikler darul ahirettir diyor. Burası kevn-i fesattır.
darul karar değildir. Kararsızdır. Cüz-i şer ve çirkinlikler vardır. Külli hayırların ve güzelliklerin gözükmesi için burada niyet geçiyor. Senin niyetin iman etmekse külli hayırları, güzellikleri görür. O noktayı ölçü yapıp hareket edersin. Yok, iman etmeye niyetin yoksa cüz-i şer ve çirkinlikleri alırsın. Kendine sebep edersin. He? Kendine sebep edersin. Sen o kadar. Dünyevi hadisenin dünyayla izah edilemez. Zira dünya öncesiz ve sonrasız değildir. Öncesi Allah, sonrası ahirettir. Hem sonraki kader, hem sanki kader yazmış, biz senaryoyu oynuyoruz. Böyle değil kader. Böyle olsaydı zalimin zulmüne zalime değil de Allah'a verecektik. Zalimin zulmünü niye Allah'a haşa veriyorsun? Kader zalime böyle böyle yap mı demiş. O da yani sabah kalktık, yastığımın altında dosyalar var. Hasan, buyur yavrum. Senin kaderini, sabah defterini dürdüm. Bak, kalkınca 1-2-3 bunu buraya yapacaksın, bunu da böyle yapacaksın. Kaderine bakıp da hareket eden mi var? Yok. Nereye göre hareket ettin? Canım istedi, canım çekmedi, bana dedin demedin. Gündelik hayatta boşacaksın, kendini ifade edeceksin. Sonra iyilikleri kendine vereceksin, kötülükler olunca Allah'a vereceksin. Talebenin yaptığı gibi. Oğlum kaç aldın? 2 verdi öğretmen. Oğlum kaç aldın? 8 aldım baba. 8 olunca ben aldım, 2 olunca öğretmen verdi diyeceksin. Derdik ya. Kader zalime böyle böyle yap mı demiş. O da yapmış. O zaman zalimin suçu yok. Haşa. Onun kaderini yazan da suç var. Böyle bir şey olur mu? Kader yap emri değil, yapacak yazısıdır. Bilgisidir. Çünkü kader kudret değildir. Kader ilim levindendir. Bilgidir. Önce de ve sonra da değil. Allah sonradan bilmez. Çünkü zamanla bağlı olanlar sonradan bilir. Mesela şu, bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masaya benzemez ve masadan da öncedir. Çünkü ben yapmışım. Ben yaptığıma göre bundan önceyim ve buna benzemem. O zaman zamanı yapan ve mekanı yapan zamandan ve mekandan öncedir. Zamana ve mekana benzemez. Daha doğrusu zamana ve mekana bağımlı değildir. Değildir. O zaman zamanla bilinen şeyleri o önceden bilir. Buna bağımlı değildir. Önceden bilir demek bile yanlış. Yine zamanı koyuyoruz. Evet, zamanı bilir. Bilir. O kadar. Önce sonra yok. Yok. Bilir. Çünkü zamanın halikidir. Zaman mahluktur. Zaman bir hareketin levnidir diyor ustad. Şeklidir yani. Kader yap emri değil, yapacak bilgisidir yani, ilmidir. İlim nevindendir. Kader ilim nevindendir. Kudret nevinden değildir. Eğer kudret nevinden olsa Allah o bilgisini, yani ki o bilmesi zaten sebebe şey gerek yok. Tak diye olurdu. Ama diğer esmalar şey yapmıyor. Önceden bilmesi bu Allah'a bakan yöndür. Allah, ne demek kader itiraz eden şu. Allah niye önceden biliyor? Ben yaptım, tamam, ben zalimim de. Allah önceden niye biliyor? Ne olmuş yani? Allah mı suçtu yani şimdi? Allah benden önce niye, benim yaptığımı önce de niye bildi? Bir de çok güzel bir ayet var hocam. Şimdi burada sorumluluk değil mi? İnsandadır demek istiyorsunuz. Evet. Allah sorumluluğu insana yüklemek istememiş ki. İnsan buna gönüllü olmuş. Harika. Ne evet. Diyor ayette? Biz bu yükü dağlara değil mi? Evet. Vermek istedik de. Onlar kabul etmedi. İnsan hemen. İnsan beni alıverdi. Yani sorumlu ettiklerinden sorumluluk demek, yaptığının sonucuna katlanmak demektir. Seçimin sonucuna katlanmak demektir. Sorumluluğun tanımı bu. Ben buraya geldiysem Hasan Hoca'yı dinlemek benim sorumluluğumdur. Bu benim seçimimin sonucudur yani. Evet. Bu sorumluluk. Ya bunu attığım zaman düşecek vesaire gibi. Sorumluluk. Bu bir yüktür. Ve sorumluluk yükü sadece insanda vardır. Allah diyor ki ben bunu sana yüklemedim diyor yani ayette diyor. Sen gönüllü oldun.
Aynı buna ait bir tanesi gelmişti. Yani şimdi kesiyorum ya, Allah ne kadar abi. Şimdi sen yapıp ettiklerinden sen sorumlusun. Bir de sorumlusu ben değilim. Ben sadece önceden biliyorum haşa. Değil mi? Allah'ın evet. Önceden biliyorum. Bilmesi. Yani bilmesidir. Kudret nevinde değildir. Sana o yaptırmamıştır. Abi, bu yüzden sorumlu sensin. Üstelik de bu sorumluluğu sana yükleyen yine sensin. Sen aday olmuşsun. Altına sen girdin. Sen girdin. İşte dağlar, denizler girmedi de sen girdin. Bir tanesi dedi ki, aynı bununla şey değil, tepecikte eski dershanede, 5. kattayız böyle. Mahmut abinin dershanesinin son katındayız, eski dershane. Geldi böyle bir tanesi. Dedi ki, Allah diyor ve ma halakte cinne vel insa illa liyabudun. Mealini ezberlemiş. Allah ben insanları ve cinleri bana ibadet etmesi için yarattı. Dedi ki burada dedi benim yaşamamda benim karım yok dedi. Hep dedi Allah bizi ibadet etmesi için kendisi için yarattı. Benimle hiç alakası yok ki dedi. Ben dedi bunu zulüm olarak kabul ediyorum dedi. Dedim senin yaratılmanda senin hiç menfaatin yok mu ya? Hiçbir karım yok dedi. Dedi insan ne menfaat olacak dedi. Kendisi için yarattı. Bana ibadet etmesi için. Tabi ibadet etmeyi namaz ne zannediyor? Mesela namaz kıldıktan sonra, besmele çektikten sonra baklava yemenin ibadet olduğunu bilmiyor. Evet, onu saymıyor. Ha, şimdi dedim ki senin yaratılman hep Allah'ın menfaati var. Senin hiç menfaatin yok. Evet dedi. Sen de tabi haklı olarak kızıyorsun. Kızıyorum dedi. Madem yaratılmanda senin hiçbir karın yok. Hep onun karı varsa... Senin hiç karın yok. O zaman ölümünde de, ölmekte de senin hiç zararın olmayacak. Senin yaşamanda kimin karı varsa hep ona zarar olacak. Böyle bir tanrıya gel bir ceza verelim. Aç lan, aç dedim. Yanında bir Ömer vardı. Ömer aç dedim 5. kat. Hadi dedim böyle bir tanrıya Allah demiyorum. Bir ceza ver. Hadi dedim Nizamettin de aldı. Nizamettin atla kardeş. Atla kardeş. Ne demek hocam atla dedi ya. Niye atlamıyorsun kardeşim? Senin yaşamanda sana faydası yoktu ki. Hep ona aitti. Dedim ki Nizamettin. Demek ki senin yaşamanda senin de karın var. Ulan dedim. Baklava yemekte Allah'ın ne karı var? Ha? Sana kendini inkar ettirecek kadar hürriyet vermiş. Daha ne verecekti? Allah insanı bence iki şey için yaratmış hocam. Ha? Biri ibadet, biri de mutlu olsun diye. Yani. Ya. Zaten ibadet mutlu olsun diyedir. Şimdi yani, şeyde hiç unutmuyorum. Vatan Caddesi'ni açtığı zaman Menderes şu anda Deniz Baykal o zaman yakın lise okuyor. Okuduğum için yakasında tuttum. Başbakana başvekil deniliyordu. Başvekilim hürriyet istiyoruz hürriyet demiş. Kitap bir şeyde görürsün. Adnan Menderes gayet olgun demiş ki bir başvekilin yakasını tutup sağlayacak kadar hürriyeti var. Taşar Şükan nasıl bir hürriyet istiyorsun demiş. Maşallah. Ya. Şimdi. Bakalım onu şey yaptı ama ben o değil, o ben değildim dedi. Yok dedi. Oymuş. Yani o öyle dedi. Ha, dedi ama. Böyle, böyle bir şey yaşamadım dedi. Evet. Okudum öyle dediğini de biliyorum. Hı. Ama olmuş. Şey göstermişlerdi. Şimdi Allah'a küfür edecek kadar hürriyet verilmiş. Hürriyet istiyorum. Her türlü lezzet ve zevkleri yapıyor, benim karım yok diyor. O zaman senin karın yoksa yaşamanın sana göre anlamı yok. At o zaman, atmıyorsan demek ki yaşamak istiyorsun. Bunda sen de karın var. Demek ki senin de karın var. Kader yap emri değil, yapacak yazısıdır veya bilgisidir. Önceden bilmesi, bu Allah'a bakan göndür. Biz ise kaderimizde değil, ihtiyar ve irademizle amel ediyoruz. Kimse kaderine... kaderini yapmıyor, tercihini yapıyor. Kaderim. Oturup da kaderim bakayım neyse beni sevk edecek demiyor, araştırma yapıyor. Kader... Tercihte bulunuyor. Evet. Yani tercih ediyor ya, kaderi yapmıyor, tercih ediyor değil mi? Tercih ediyor. Kader insanın tercih edeceği şeyi Allah'ın önceden bilmesi. Evet. Bilmesi. Evet. Bilmesidir. Tercih edeceği şeyi Allah'ın önceden bilmesidir. Kader yanlış anlamanın sonucudur. Allah sorumlu tutmak bundan kaynaklanıyor. Kader, ağacın çekirdeğinden, zahirisinden, batınısından ve meyvesine kadar tümünü bilendir. Yoksa o kader yapan değildir. Ağacın kökünden,
meyvesine kadar batınısı ve zahirisini komple bilmedir. Çekirdekteki bilmedir. Kudrettir yapan. Bu çekirdeğin kaderi. Kader ilim nevindendir. Olaylar ise kudret nevindendir. Öyle olsa Ebu Cehil'in Allah'a inkarını, haşa Allah mı kendi kendini inkar ediyor? Yani ben yapmıyorum, Allah yapıyor. O zaman Ebu Cehil yapmıyor, Allah yapıyorsa Allah kendi kendini mi inkar ediyor? Yaptırıyor. Yaptırınca da kendi kendini inkar ediyor o zaman. Ettiriyor. Ettiriyor. Ettirince kendi kendini yapıyor. Kendi kendine zulmediyor yani. Madem kimse yaptığında mesul değil, kader mesulse, yaptığı iyiliğinden mükafat ve itirazı da olmaz o zaman. O zaman mükafatlardan da, niye alıyorsun yani? Hani mükafatlardan, lezzetlerden. O zaman dünyada olmanın mantığı ve hikmeti olmazdı. Dünya tamamen hayırların, işte kuşların da her türlü imkanı, kedilerin de kanatların takıldığı, insanın da uçabildiği, kanatsız uçması gerekiyor. Daha mükemmel bu. Veya düşündüğüm yerde. Ha, var mı böyle fıtratta? Var. İstek var mı? Var. Böyle bir alem var mı? Var tabii. Diyor ki Allah, böyle bir isteğiniz var. Böyle bir alemde değilsiniz diyor. Böyle bir şeyiniz, isteğinizin cevabı sahip çıkasınız diye koydum. Böyle bir alem var. Ona delilim, sizin fıtratınızdır. Anne karnındaki çocuğun gözü var mı? Var. Kulağı var mı? Var. İhtiyar iradesi var mı? Var. Ayak var mı? Anne karnında var. İşe yarıyor mu? Yok. Yok. Niye ayak koymuş? Top oynayamaz. Niye göz koymuş? Manzara seyredemez. Niye kulak şey yapmış? Ders duyamaz. Ha, bu organların gösterdiği bir aleme gideceğini gösteriyor. Gözün verilmesiyle renkler ve şekiller alemine, kulağın verilmesi sesler alemine, ayağın verilmesiyle de yürüme alemine aday olduğunu gösteriyor. Orada aday. Ha, dünyada da insanda beka arzusu, ebed arzusu, sonsuzluk isteği, mükemmellik, kusursuzluk istekleri, mutlak adalet gibi özellikler öyle bir yerin olduğunu ispat ediyor. Öyle bir yer var. Neye benziyor? Bu fıtratını burada aramak, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse. Bu dünyada da yok mu abi? Var bence ama ehline. O ehline var tabi. Onu mumi deyip tabi şey yapmıyor. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Var tabi ama istisna. Diyor ki avamın cennette yaşayacağı ruhsal, bedensel demiyor. Ruhsal, ulvi hazları, ulvi şeyleri, mesela yıldızlara gitmek, olayları önceden bilmek, birkaç yerde gözükebilmek gibi. Bu maddi ama bir de ulvi hazları, havas dünyada yaşar, ruhunda diyor. Havas ruhunda yaşar, bu da var ya. Mesela bazıları azap çekerken ruhun, ben lezzet alıyorum hayattan. O da bir hayat. Mesela bazıları mutluluğu eşyada ararken ben de eşyayı terk etmekte ararım. O da garip yani. Yani tamam mı? Yani insanlar mutlu olmayı varlığı logoları, felsefede logo diyor, malzemelerin çoğalmasıyla bazı felsefe akını öyle. Çoğalması veya insan düşüncesinde öyle mutluluğu eşyada sebepte aramış. Malzemede aramış vesaire aramış. Ben terkte terk edebildiğim kadar rahatım ve mutluyum. Olay ise kudret nevindendir. Öyleyse Ebu Cehil'in Allah'a inkarını haşa Allah mı kendi kendini inkar ettirdi? Madem kimse yaptığında mesul değil, yaptığı iyiliğinden de mükafat ve itirazı da olmaz. O zaman dünyada olmanın mantık hikmeti olmaz. Haşirde ver kaderinin hesabı yoktur, ver yaptığının hesabı vardır. Ebu Cehil Allah'ı kendisi inkar ettiği gibi masum insanlara zarar verip zulmeden de haşa Allah değil,
yapan zalimdir. Allah Celle Celaluhu tam tersine zulme düşmandır. Zulme uğrayanlara sonsuz alemde sonsuz mükafatı verecektir kendisi ya emretmediği halde. Allah yapma dediği halde yapana bakmıyor da Allah diyor ki zulüm yapma. Allah zulüm yapma dediği halde bu Allah'ın dediğine bakmıyor da nedense her fırsatta faturayı Allah'a çıkartıyor. Zalime bak. Allah diyor ki zulmetme. Adam zulmediyor. Ondan sonra adam zulmü yaptıktan sonra ne yapayım kaderimde bu vardı. Onun sözünü itibar ediyor. Allah'a yapma emrini hiç nazara almıyor. İnsanın fıtratındakiler sonsuzluğu gösterdiği için fıtratına kayıt konmamış. Ta makamları sabit kalmasın. Kayıt konsa bu sefer hürriyetimiz kısıyor denecekti. Yani hiç kimseye kötülük yapma hakkı da verme. İnsan fıtratından nasıl sıyrılacak? O da olmaz. Bu dünyada tabii. İslam dini mazlum ve mağdurların sığınağı olmuş. Abi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zencilerin hapishanesinde İnkılap seviyesinde İslam'a dönüşler yaşanıyor. Çok korkunç. İslam zulmün manevisi olan, bak İslam zulmün manevisi olan, manevi bir yapısı olan, zalimin özelliği olan kibiri, riyayı, şöhreti, bencili, merhametsizi, şefkatsizi, aşağılamayı, dalga geçmeyi, kendini neseben ve renken, ırkla övünmeyi, kendini başkalarından üstün görmeyi haram kılmışken, suçlu gene onu yapıyorsun. Allah bunları haram kılmış. Kibiri, riyayı, şöhret perestliği, yani bencil, merhametsiz, şefkatsiz, aşağılamayı, dalga geçmeyi, kendini neseben ve rengi, ırkıyla övülmeyi, tamam mı? Övülmeyi, kendini başkalarından üstün görmeyi haram kılmış. Manevi bir zulümleri yasaklayan bir din. Sen bunun tersiyle Allah'ı yargılıyorsun. Zulmü haram etmiş. Zulmü haram ettim diyor. Hatta birbirinizi ilah edinmeyin diyor. Maddi zulümleri yasaklayan ve cehennemle tehdit eden Allah'ı suçlu yapmaya çalışmak art niyetli olduğunu gösteriyor. Eşitlik nameleri altında ateistliğin, komünizmin milyarlarca katliamlarını unutmuş değiliz. Eşitlik namı altındaki komünizmin, ateistliğin yaptığı zulmü unutmuş değiliz. Benim gibi düşünmeyenin yaşama hakkı tanımayan ideolojileri de unutmuş değiliz. Altı iman esaslarının hiçbirisi tahakküm değil, bilakis insanın inşası ve ihyasını oluşturuyor. Mesela Allah'a iman, Allah'a bir katkı var mı? Allah'a bir karı yok kendisine. Bana ne yapıyor? Düşün. İki, ahirete iman. Ahiretin şahsiyetini yükseltiyor mu? Ahiretin değerini artırıyor mu? Yok. Bana ne yapıyor kendi? İman edene ne yapıyor? Meleklere iman etmek, meleklerin şahsiyetini mi ortaya çıkarıyor? Yok da var mı oluyor ben inanarak? İnandığım için var olmadıkları gibi reddederek de reddolmuyorlar, yok olmuyorlar. Mesela peygamberlere, kitaplara, yani ne karı var yani benim iman etmemde, etmememde. Demek ki altı tane iman esaslarının hiçbirisi tahakküm değil, bilakis insanın ihyası ve inşasıdır. İnşa, dima, ihya, kalp. Nasıl ki Allah'a Celle Celaluhu
iman ettiğimiz halde inkar edenlerin olması ona bir şey denmiyor. Bakayım saate bir daha. Nasıl ki Allah'a iman ettiğimiz halde inkar edenlerin olması, inkar, iman ettiğimiz halde inkar edenler de var. Ona bir şey denmiyor. İman edene de, inkar edene de bir şey denmiyor. Ahirete iman ettiği halde ona muhalefet etmesi, buna da bir şey denmiyor. Şimdilik yani Allah'a. Ama inkar etmekte insanın ne kazanımı var Allah'ı? İman etmekte ne kazanımı var? Ne karı var? Ama Allah'ta bir şey olmuyor. Mesela güneşi reddetsen ne karın var? Güneşe ne zararın var? Kadere de iman edip muhalefet ediyor. Bunun da şimdilik bir şey denmiyor. Şimdilik ama bedeli ona fatura çıkıyor. Allah'a inkar etmek Allah'a bir şey getirmiyor. İnsana ne getiriyorsa ahireti silsile devam ediyorum. Bak üçünü devam ettireceğim. Allah'a inkar etmek Allah'a bir şey getirmiyor. Ahireti inkar etmek, ahirete bir şey getirmediği gibi, kaderi de inkar etmek, kadere bir şey getirmiyor. Allah'a inkar etmek ve iman etmek, ahirete inkar etmek ve iman etmek, kadere iman edip inkar etmek, insanın kendisine getirisi var bu dünyada. Allah'a inkar ettikleri halde, Allah tehir ediyor, iman etmiyor. Kendisini inkar ediyor. Ama iman etmiyor Allah. Çünkü bu kadar nimetleri nimetsiz saydı, sahipsiz saydı. Nankörlük yaptı. Allah'ı inkar ediyorsun. Allah'ın mülkündeyken. Kader, kainat bütünlüğünün insandaki bütünlüğüne ihtiyar ve irade ile bütünleşmesidir. Yapabilene. Ne de bir daha. Kainat bütünlüğünün insandaki bütünlüğüne ihtiyar ve irade ile bütünleştirmesidir. Beş iman esasına yani onunla insan bima ve kalbine geniş bir ufuk veriyor kader anlayışı. Ne yapıyor? Küçük böyle bir fanosta gibi bir efendim bir su döverlerdi ya şeyde ne diyorlardı o? Havanda su dövmek gibi insana Allah inancı insanın dimağına, aklına, kalbine geniş ufuklar veriyor. Düşünce imkanını genişlendiriyor. Ahiret inancı insanın fıtratına ufuk veriyor. Yani insanın en büyük sorunu kabir, ölüm sorunu veya zulüm sorunu, zulmü oluyor. Ama ahiret inancı, ahiretteki bir adaletin ve insanın mutlak kendi fıtratının isteği gibi bir alemin varlığı, ahiret inancı, bu dünyada insan böyle bir ahiret inancı olursa, insanı dünyevi hadiselere tahammüllü kılıyor. Kanseri izah ediyor. Bela musibeti izah ediyor. Kendi aleminde rahat olmasına sebebiyet veriyor. Kazaya rızayı. Gösteriyor. Mesela keşkeler, şeye benzetiyorum, bir araba giderken ki ben oldum. Yani yol, bayağı yoldu. Meğer su şeyler getirmiş, çamur mamur. Üstünü kurutmuş güneş ama araba giderken tak oturdu. Patarlar yaptıkça araba daha oturdu. Tekerlekler boşta kaldı. Kadere iman etmedi. Etmediğinde kime ne oldu? Tekerlekler boşta, arabanın gövdesi çamurda. Uğraşta dur. Keşkeler böyle yapar. Beş iman esasına beş iman esasına inananların hayatlarındaki sorgulama sigortasıdır. Beş iman esasına inananların hayatındakilerin sorgulamasıdır. Yeisin panzehiridir. Yeisin. Ümitsizliğin panzehiridir. Yorumlayamadığı, bak Müslüman'da bahsediyorum, kafirin kaderinden konuşma hakkı yok. Ona cevapları verdik.
Şimdi nedir? Beş iman esasıyla kafası ihya, kalbi ihya olan o beş tane imana inanan kişi amentü billahi ve melaiketi ve rusuli amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusuli ve yevmil ahiri diyen insan kaderde kimse yok. Kaderde kişinin kendisi var. Bununla beş tane iman esası ile aklını inşa, kalbini ihya eden insanın kainat bütünlüğünü, kendisini cüzi nazarını cüziyetten çıkarıp külli bir nazar sahibi ederek hadiselerin külli bir makamdan yorumlama vererek insanın yeisini panzehire yorumlayamadığı, izah edemediği şeylerin cevap bulduğu bir kaynaktır. Bu ehl imana. Kime ehl imana? Kafir kaderi yoktur. Mazisiyle, haliyle, istikbaliyle kendisidir. Videoda uzattım. Bir cümle kaldı. Kafirin mazisi yok. Ahireti de yok. Allah'ın yok yani mazisi. Ahireti de yok. Şimdi burada da kendisini izah ediyor. Her şeyin sebebidir. Her şeyin sebebi olarak görüyor. Onun kaderden konuşmaya hakkı yoktur. Çünkü onun kaderi değil, ihtiyarından konuşmaya hakkı vardır. İhtiyarla irade arasındaki farkı söylüyorum, kapatıyorum. İhtiyar hayvanlarda da var, insanlarda da var ama kalitelidir. İhtiyar hazır mevcut olanı veya hazıra yakın olan, şu anda mevcut derken bu odada değil, yani alemimizde olanı aralarındaki tercihtir. Bu mu, şu mu, şu mu? Şu mu, aşağıdaki araba mı, bu mu? Yani âli kendi düşüncesinde olanlar arasındaki tercihtir, ihtiyar. İrade ise mazi ile istikbale bakıp hadi tercih etmektir. Uygulayayım. Dünyadaki hadiseleri, eşyayı kendisiyle kıyas ederek tercihler yapmak ihtiyardır. Mesela arı taşa konmaz, çiçeğe konar. Bu ihtiyardır. İrade değildir. İrade vicdanidir. İhtiyar aklidir. Sadece bu mana geçiyor. Şimdi kedi gider ekmeği yemez, ciğeri tercih eder. Bu ihtiyardır. Dünyadaki hadiseleri kendi içinde dünyanın Allah ile dünyayı ahiretsiz izah etme, tercih etme melekesi ihtiyardır. İrade ise dünyadaki hadiseleri mazisi olan Allah ile dünyanın istikbali olan ahiret ile mazi ile istikbale bakıp hazırda tercih eden insan dünyadaki hadiseleri Allah ile ahiretle yorumlama melekesine de irade edilir. İhtiyarda o zaman insanın kendisine bir şey katması ya da seçimine bir değişikliğe yol açması söz konusu değildir. İradede ise seçimi etkilemek vardır. Ona insanın kendisine bir şey katması söz konusudur. Evet. Doğru. Aynen, yani çünkü de hadiseler onu dayatmış. O seçimde bulunuyor. Evet. Ama iradi seçimde o seçimin kendisine de tesir söz konusu. Tesir de diyor. Vahir de vahım enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temassalavah.